Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Cif'in yeni çıkan spreylerini tanıtmak istiyorum. Ben de ilk defa sizlerle birlikte deneyeceğim. Merak ettim, aldım. Ocak, fırın ve mangal için diyor. Bunu mutfakta kullanacağım, ocağımda falan kullanacağım. Bunu da lavabomun arkasındaki fayansları silmek için, su lekesi kaldıysa onları silmek için kullanacağım. Birlikte deneyelim bakalım. Ben günlük mutfakta ocak temizliğimi yapmamıştım. Hemen onu da birlikte çekelim diye videoyu başlattım. Şimdi spreyi açalım. Şu şekilde bir emniyet kilidi koymuşlar. Evet. Çevirdik ve açtık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Köpük şeklinde çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Çok da sıkmaya gerek yok bence. Domestos'un köpük domestosu gibi, sprey gibi. Ben bazen böyle çok yağlı olduğu günler ocaklarımın demirlerini muhakkak temizliyorum. Her gün ocağımı temizlemeye özen gösteriyorum. Şu şekilde. Bakalım, asıl en önemlisi benim için birkaç zorlu kir var şu aralarda. Onlarda nasıl olacağına dair bir fikrim yok. Kireç olanını bugün biraz denedim. Mutfak bataryamda denedim. Gayet güzeldi. Hatta parlattığını gördüm ben. Ya da bilmiyorum, bana öyle gelmiş de olabilir. Ama çok ben beğendim yani. Birlikte bugün şöyle gözlerini de temizleyelim. Bazen ben mutfakta zaman geçirmeyi sevdiğim zamanlar gözlerde lekeler oluyor. Bu gözde yok ama muhakkak onları da haftalık beyaz sabunla temizliyorum. Böylece kalıcı kirler olmamış oluyor. Bu şekilde. Şu an bir direkt elime temas ettirdim. Normalde mutfak eldiveni kullanıyorum. Temizlik eldiveni mutlaka yoğun kimyasallarda. Ama bakalım elimde herhangi bir hasar olacak mı? Hem de. Şöyle. Tezgahıma da şöyle hem fayansa hem tezgah kısmına bu kireç sökücü, yani şöyle su sıçramışsa o tarafa diye sıkalım. Kokusu çok güzel. Ben kokusunu oldukça beğendim. Sünger yardımıyla köpüğü iyice yaydım. Ve en önemlisi şu vida kısımları benim önem verdiğim. Bir parça spreyden sıkıyorum diş fırçasına. Ben böyle eskiyen diş fırçalarını atmıyorum. Banyoda, mutfakta böyle kullanması pratik oluyor. Yani ben seviyorum. Ocak gözlerimin içi de lekelenmiş. Onlara da hemen. Ocak gözlerim duruyor. Gotta focus.
focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, fine. Evet, onlar orada kururken ben ilk katı normal mutfak bezimle alacağım köpüklerini. İkinci katı da ilbes bezimle alacağım. Şöyle göstereyim. İlbes bezimle kurulamaya gerek kalmadığı için onunla devam edeceğim. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health. Evet, ocağımı temizledim bu şekilde. Ben ürünü oldukça beğendim. Resmen bence yağları akıtıyor. Şöyle herhangi bir leke dahi kalmadı. Şu şekilde. Ocak gözlerimde de herhangi bir şey kalmadı. Hatta bu gözlerdeki kahverengi lekeleri de akıttığını gördüm. Ben zaten haftada onun temizliğini yapıyorum beyaz sabunla. Mesela şurada biraz kalmış ama vardı, yani belirgin bir şekilde vardı. Akıttı. Akıttığını gördüm. O haftalık temizlikte de o geri kalan kısmı çıkartırım. O çok sorun değil o kadar. Böyle ürünü tavsiye ederim. Şu an sadece mutfak için olanını kullandım. Yani yağlar için olanını, bunu yani. Ocak, fırın ve mangal olanını kullandım. En zorlu yağları %100 çözer diye bir vaatte bulunmuş. Bence vaadini karşılıyor. Evet, şimdi de banyomuza geldik. Banyoda da banyo için kireç ve pas olan spreyini kullanacağız. Ben günlük temizlemeye çalışıyorum muhakkak banyomu. Covid'den beridir. Günde her gün temizliyorum. Süngerlerim farklı. Mutfakta da banyoda da benzer sünger kullanıyorum. Şuralarda aşırı derecede benim kireçlenmelerim oluyor. Bakalım etkili olacak mı? Şu şekilde sizi yakınlaştırayım. Ben musluklarda çok beğendim. Muslukların hiçbir tarafında kireç kalmıyor. Kirecini akıtıyor. Süngere de biraz spreyden sıkayım. Ve ovayım biraz. Böyle aşırı derecede güç gerektirmiyor. Ama biraz bastırmak da gerekiyor. Ya bekletince etkisinin daha çok arttığını düşünüyorum çünkü. Biraz bekleteceğim. Ondan sonra durulama kısmına geçeceğim. Ben ısıra tarafını kalan kısımlarında temizliğini yapayım. Evet, hemen durulayalım. Birlikte. Evet, kurulayalım ve sonucu görelim. Musluklar benim için en önemlisiydi. Hatta birlikte banyonunkini de yapalım. Banyonunki daha kötü. Yani burasını her gün temizlediğim için ben. Her gün muhakkak burası sabunlanıyor, temizleniyor. Haftalık temizlediğim banyomun musluğunu bir de sizinle birlikte denemek istiyorum. Hadi geçelim banyomuzun musluk kısmına. Evet, banyomuzun musluğu da aşırı derecede kireç var. Yani burası sadece poğaçözü çıkabiliyor. Ben poğaçözü kullanmaktan hoşlanmıyorum açıkçası.
O yüzden bir de bununla deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Evet, ovmama bile gerek kalmadan görüyorsunuzdur umarım. Açılmaya başlamış ama ben her halükarda ovacağım. Zorlu kireç kalıntıları muhakkak ki oluyor musluklarda ve devamlı kullandıklarımızda daha da kötü, yani banyolarda daha da kötü bir şekilde kalıyor maalesef. Evet. Ben bunu ovup geleyim bakalım nasıl olacak. Evet, bu şekilde de musluğumuzun son hali oldukça başarılı bence. Herhangi başka bir ürün kullanmadım. Sadece bu ürünü kullandım. Ve bu kısmı çıkarmak, bu kısmı çıkarmaktan daha zordu. Ama gayet başarılı bir şekilde çıkardı. Çok zahmet vermeden bana çıkardı. Oldukça başarılı. Evet, bugün sizlerle birlikte yepyeni iki tane ürün denemiş olduk. Ben ikisinden de çok memnun kaldım. Ya özellikle beni cezbeden kireç sökücüsü oldu. Çünkü elimize de o kadar çok poğaçez gibi zarar vermiyor. Tabii ki kimyasal elimizde muhakkak temizlik eldiveni olursa daha sağlıklı olur. Ama ve lakin kireç çözmekte de oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde en zorlu yağlar için dediği de gayet güzel bir şekilde yağları akıtıyor. Hatta gözlerdeki zorlu yağları da gerçekten vaat ettiği gibi akıtıyor. En azından bende öyle oldu. Ben çok memnun kaldım. Tavsiye ederim. Ürünün linkini açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Videomu beğendiyseniz like atmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.